Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün size gece rutinimizi çekmek istedim. Saat 10'dan başlayacak. Sabah 10'a kadar devam edecek. Yani 12 saat boyunca ne yapıyoruz? Bu zaman diliminde işte atanın bakımı, ilaçları nasıl oluyor? Bunu anlatmak istedim size. Önce şundan bahsedeyim. Çok şükür ilaçlarını bulabildik. Elinde olan birisi bize gönderdi. En az burada kaç? 2, 4, 6, 8, 9 kutu var. Bu bize fazla yeter. Hatta ihtiyacı olanlar vardı. Belki bir kısmını onlara gönderirim. Hani geri dönüş yaparlarsa bana, hala ihtiyaçları devam ediyorsa. Çünkü bu kadar ilacı zaten ata yaklaşık 2 senede ancak kullanır. 2 sene kadar da kullanabilecek mi, devam edecek mi? Bunu da tabii ki bilemeyiz. Bir de aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Lütfen kullanıp bıraktığınız ilaçlar varsa elinizde bekletmeyin. Yarın bir gün işte bunları kullanırız diye düşünmeyin. Çünkü onların tarihleri geçiyor ve o ilaçlar çöp oluyor. Ve biliyorsunuz epilepsi ilaçları çok pahalı. Yani sadece devletin karşılamasını da geçtim. Sonuçta devlet de bunu parayla alıyor, o şekilde veriyor size. Yazık, zarar ziyan yani. Burada zaten bir tane hesap paylaşacağım. Epilepsiye direnen çocuklar diye daha önce de bahsetmiştim. Orada bir post yayınlandı. O postun altına kullanmadığınız ilaçları yazın. Ya da işte oraya yazmışlardır zaten muhtemelen ki, hani benim şu ilaca ihtiyacım var, bu ilaca ihtiyacım var diye. Oradan takip edin, ihtiyacı olanlara kargo olarak gönderin. Zaten ülkede çok zor durumlar yaşıyoruz. Birçok ilacımız şu anda hani yurt dışından gelmesi durdu. Biz bile o kadar çok korktuk ki şu ilaçları bulamayacağız diye. Bulamasaydık ne yapacaktık? Ataya bir ilacından birini vermediğin zaman günler boyunca kriz geçiriyor çocuk. Ve hani onu atıyorum 2 gün vermedik ya, o vermediğimiz ilaç neredeyse çocuğa bir hafta boyunca nöbet yapıyor. Yani bu konularla alakalı ricamdır size. Lütfen dediğim gibi bu hesabı takip edin. Ve oradaki ikinci ya da üçüncü post olması lazım. Tam olarak emin değilim. Birkaç gün önce yayınlandı çünkü. Elinizde kullanmadığınız ilaçları bekletmeyin. Tarihe geçiyor. Oradan paylaşın. İhtiyacı olanlara ulaşsın bu ilaçlar. Çünkü bizim çocuklarımız için bu çok önemli. Lütfen bu konuyu dikkate alın. Şimdi rutinimize dönelim. Şu an saat 10. Yani ona bir 10 var galiba. Çünkü ata ilaçlarını saat 10'da alıyor. 10 dakika öncesi mutfağa geliyorum. İlaçları zaten önceden hazırlanmış oluyor. O sırada mama saati geliyor. Yani saat 10 aynı zamanda da atanın mama saati. İlaçlarıyla birlikte mamasını veriyorum. Şimdi o düzenden bahsedeceğim size. Ve kendimi de gece zinde kalabilmek için, hani o uyku arasını ayarlayabilmek için saat 2'ye kadar, çünkü her halükarda uyanık kalıyorum ben. Kahve içiyorum. Gün içerisinde 3-4 kere kahve içiyorum. Uyku problemim evet var. Sürekli uyanıp uyuduğum için hani düzenli olarak 4 saat en fazla uyuyabiliyorumdur mesela. Ya da 3 saat uyuyabiliyorumdur. Bu da tabii ki yetmiyor. Vücut dirençsiz kalıyor ve ara ara bazen vücut kendini kapatıyor. Kahve içmediğim zamanlarda özellikle. Ve uykum geliyor direkt. Bunun olmaması için de sürekli kahve içmek zorundayım, mecbur. Şey, kızıyorsun sen çok kahve içiyorsun midene zarar diye. Ama yapacak bir şey yok. Başka türlü de olmuyor. Şöyle ilaçlarımı göstereyim size. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama. Şu an atana şırıngalarını böyle steril ettim. Burada sıcak suda yıkıyorum. Ondan sonra kullanıyorum. Neredeyse 2-3 hafta gidiyor bunlar bana. Ben 3 tane çıkartıyorum. Bunları aralıklı olarak kullanıyorum. Aralıklı olarak kullanıyorum ama sıcak suda mutlaka ki bekletiyorum. Şimdi birazdan atanın yanına gideceğiz. Hemen hazırlığı yapıyorum şimdi. Bilmiyorum karanlık mı geliyor size, görebiliyor musunuz beni ama. Gece de bu arada karanlık olacak mecbur, hani gece rutinini çektiğim için. Işığı açıp çekeceğim ama çok canlı bir şey beklemeyin ya, efekt beklemeyin. Biraz karanlık olabilir. Şimdi bunu hazırladım. Bu benim ilaç tepsim. İlaçlarımla birlikte içeriye doğru gidiyorum. Atanın makinesi ötüyor. Dıt 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 yapıyor. Muhtemelen annesini çağırıyor. Annem. Merhaba.
Merhaba anneciğim, ilaç saatimiz geldi. Kuzum, annem, yavrum. Ay Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Kuzum benim, annem benim. Sen ne yapıyorsun burada anneciğim? Ay senin burada neyin varmış Atoş? Bu ne anneciğim, ayın mı var senin anneciğim? Ne güzelmiş anneciğim senin ayın, ha? Mis gibi kokuyor ya. Vallahi böyle öpmeye doyamıyorum çocuğumu. Oh. Şimdi dediğim gibi saat 10 oldu ve ilaçlarıyla birlikte mamasını vereceğim. Şimdi ilk işlemimiz mamadan ve ilaçlardan önce Atay'ı aspire etmek. Şimdi Atay'ı önce bir aspire edeceğim. Ardından da mamasını ve ilaçlarını vereceğim. İçerisi çok soğuk çünkü yatak odasında yatamıyoruz maalesef ki. Ata yastık yüzünü sürekli kirlettiği için şey yapıyorum, üstüne sadece böyle ince bir örtü seriyorum. Şu olunca. Burası hazır. Şimdi Atay'ı alacağız. Önce makineden bir ayıralım Atay'ı. Çıkartıyorum. Bunun içine koyuyorum. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Enfeksiyon riski çok yüksek. Ne kadar rahatladı rahatladı desek de şu an enfeksiyonun çok açık Atay. Gel bakayım anneciğim sen. Bakın aspire etmeme rağmen bu şekilde hırıltı devam ediyor. Hiçbir şekilde bitmiyor bu hırıltı. Bu aralar dediğim gibi kullandığı ilaçlara bağlı galiba. Doktora da götüremedik, kontrole de götüremedik. İnşallah yakın zamanda tekrardan götüreceğiz, danışacağız. Yat bakayım kuzucuğum. Atının altını değiştireceğim şimdi. Atayı çekiyoruz. Thank you.
Evet, şimdi gördüğünüz gibi ata kuşumun bütün bakımı bitti. Hızlandırmalı bir şekilde anlatmaya çalıştım size. Zaten bunları detaylı olarak anlatacağım. Şimdi bütün işlemleri bittikten sonra ateşini kontrol ediyorum atanın. Ateş 36.4, gayet iyi. Sürekli kontrol ediyorum. Mesela şurada bir kırmızılıklar, gördüğünüz kırmızılıklar var ya, bazen yüzü tamamen kızarıyor. Ufak ufak da olsa. Anlıyorum ki ateşi yükselmeye başlamış. Bakıyorum, eğer ateşi düşmezse ateş düşürücüsünü veriyorum. Sürekli tekrar ederse de zaten Allah korusun enfeksiyon riski vardır demek oluyor. Yani bir hastaneye gitmesi gerekiyor. Kan değerlerine bakılması gerekiyor. O yüzden sürekli kontrol edilip takip altında olması gereken bir çocuk. Ama dünyalar güzeli bir çocuk, değil mi anneciğim? Uyuyacak şimdi o. Gayet rahatladı. Tertemiz oldu. Maşallah benim oğluma. Annem. Maşallah anneciğim sana. İyi geceler atacığım. İyi geceler bir tanem. Oh, cennet kokulum. Evet, şimdi saat 12'ye geldi. Atanın ilaç saati var. Ama birazcık ateşi yüksek gibi. Muhtemelen yine bir santral bozukluk oldu. Şu an 37.2 gösteriyor. Tabii 37.5'tan sonra sıkıntı, ama ben yine de bir üstünü açtım. Bir rahatlattım atayı. Şimdi bekleyeceğim. Eğer geçmezse bir Kalpol vereceğim. Ama bu aralar o santral bozukluk devam ediyor. İlaçları değiştikten sonra bu daha da arttı. Hastanedeyken de zaten devam ediyordu. O yüzden şu an tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Sürekli ateşini ölçmek gerekiyor. Şimdi ilaçlarını vereceğim ve sürekli kontrol edeceğiz. İlaçları var atanın. Bu son ilaçları. En son ilacını gece 12'de alıyor. Önce bir şu ilacını vereceğim. Suyunu bol veriyorum. Bu ilaçtan sonra özellikle. Anneciğim. Oğlum ateşlenme, tamam mı kuzum? Tamam mı anneciğim? Tamam mı bir tane? cc kadar böyle bir su vereceğim. Önceki mamasından sonra suyunu biraz az vermiştim çıkarmasın diye. Rezidüsünü de birazcık, çünkü maması fazla gelmişti. Yani tolere edememiş anlamına geliyor bu. Afiyet bal şekeri olsun anneciğim. Evet, şimdi damlası var atanın. Demiştim ya, bir CBD yağını kullanıyoruz diye. Tabi ışıktan çok fazla göremeyebilirsiniz ama daha önce anlatmıştım zaten bunu size. Bir damla dil altına damlatıyoruz. Böyle yediriyoruz de bunu böyle. Evet, tamam. Atanın bütün ilaçları bitti şu anda. 2'de mama saati var. Saat 6'da mama saati var. 1:45 geçe uyanıyoruz. Atayı aspire ediyoruz. Daha sonrasında mamasını alıyor ve uyuyor. Saat 10'a kadar da ilaç almıyor. Yaklaşık 12 saat arayla ilaçlarını almaya devam ediyor. Evet, şu an saat 2 çeyrek var. Atanın ilaçları bitti. Sadece şu an maması var. Şimdi mamasını hazırlayacağım. Mamasını vereceğim. Sonra eğer ata sakinleşmişse, her şey yolundaysa uyumaya başlıyorum. Dediğim gibi birazcık ateşi vardı. Ateşi 5-10 dakika sonra tekrardan düştü. Muhtemelen oda sıcaklığından kaynaklanan bir ateşlenmeydi diye düşünüyorum. Santral bozukluk da değil. Sobayı kapattım şimdi. Ateşinin düşmesini bekledim. Yani bir 10 dakika sonra ateşi düştü zaten. Çok da ateşi yükselmemişti aslında. 37.6'ydı. İlaç vermeden 37.3'e düştü. Şimdi de 36.5'ta seyrediyor. Yani gayet iyi. Ateş durumumuzda bir sıkıntı yok. Şimdi mamasını hazırlayacağım. Mamasını vereceğim. Dediğim gibi ben de uykuya geçeceğim. Şimdi 2'de mama alması gerekiyor atının.
4 saatte uyanıyoruz. Normalde bu 3 saatte birdi. Hatta 2 saatte bir olduğu zamanlar da oldu. Ama artık mamasını tolere edebiliyor. Eskiden tolere edemiyordu. Hatta biliyorsunuz daha önceki videolarda anlatmıştım. Ata mama makinesiyle besleniyor diye. Biraz daha şimdi toparlanmasını bekliyorum. Daha sonra yine mama makinesine geçeceğiz ama şu an tolere edebiliyor mamasını. Maşallah kilo da almaya başladı. Mamayı vermeden önce, yani atanın pegi ya da ne bileyim boynuna dokunmadan önce ya da işte bezini değiştirmeden önce sürekli elimi dezenfekte ediyorum. Birazdan mamasını vereceğim çünkü. Elimi dezenfekte ediyorum güzelce. Yani eldiven taksam bile. Biliyorsunuz bu aralar zaten bu salgından dolayı daha da çok korkuyoruz. O yüzden elimizden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyoruz. Evet, şimdi mamasını vereceğiz ve ben uyuyacağım. Bu arada hani beni de sorabilirsiniz, hani Ata'ya bu kadar bakım yapıyorsun, her şeyini hallediyorsun, sen kendine nasıl bakıyorsun diye. Şimdi mesela Ata'nın 2 saatinden önce gittim, elimi yüzümü yıkadım, kremlerimi sürdüm. Yani kendi bakımımı da yapıyorum bu süreçte, kendi bakımımı da aksatmıyorum. Bununla alakalı bir vlog da çekeceğim zaten size. Hani bu süreçte biz nasıl etkileniyoruz ya da işte kendimize ayıracak zamanımız kalıyor mu diye. Bununla alakalı bir video çekeceğim. Ben bu konuda başarılı olduğumu düşünüyorum. Bakımımı hiçbir şekilde aksatmadım çünkü. Hatta bazıları şaşırıyor. İşte hasta bir çocuğum var, nasıl bu kadar bakımlı olabiliyorsun diye. Ben her koşulda bir şeyleri istedikten sonra yetebileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki yetemeyenler vardır. Ne bileyim, iki çocuğu vardır mesela. İşte hasta bir çocukla sağlıklı bir çocuk yan yana gelince onun için zor olabiliyordur. Ama ben bu süreçte o şekilde bir zorluk çekmedim. Yani kendimi ayırabilecek zamanım oluyor, eşimi ayırabilecek zamanım oluyor, evimi ayırabilecek zamanım oluyor. Tabii ki zor, kolay değil. Ama elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi Ata'nın mamasını vereceğiz. Ondan sonra uyumaya başlayacak. Değil mi anneciğim? Uyuyor zaten şu anda. Ben de uyuyacağım. Makinesi böyle ara ara ötüyor, uyarı veriyor. O gayet normal, bir sıkıntı yok. Ateş de bu an, şu an gayet normal. Tekrardan bir kontrol edeyim. Ateşi 36.7. Biraz önce yüksekti, bizi bir korkuttu. Allah korusun, yani şu dönemde hastaneye gidersek çıkamayız. Allah korusun, çok kötü. Yer bile bulamayız. Başka bir şeyle sevk ederler bizi. Allah korusun. O yüzden Allah hastane yolunda bir daha düşürmesin. Yani çok çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani biz de kendimizce tabii ki önlemler alıyoruz. Bize şey soruyorsunuz mesela, hani koronavirüsünden nasıl korunuyorsunuz diye. Kendimi çok korkutmak istemiyorum işte açıkçası ama çok çok korkuyorum. Bu yaşanan olaylardan sonra giderek vaka sayısı artıyor, ölümler artıyor ve en büyük risk altında olanlardan biriyiz. Hasta bir çocuğumuz var, özel gereksinimli bir çocuğumuz var. O yüzden elimizden geldiği kadar biz kendimiz dikkat etmeye çalışıyoruz ama yani aldığımız önlemler içerisinde sadece biz değil, yani eve kimseyi almıyoruz. Evdeki dezenfekte durumumuz zaten her zaman vardı. Sürekli evi steril etmeye çalışıyordum, biliyorsunuz. Yarı hastane gibi şu anda bizim evimiz. Bu şekilde şimdi uyuyacağız. Artık saat 2. Ata'nın ilaçları bitti. Maması bitti. Saat 6'da görüşmek üzere. İyi geceler bir tanem. İyi geceler annem. Güzel uykuların olsun anneciğim. Canım oğlum benim. Bu arada gece yatarken Ata eğer uyuyorsa kesinlikle öpmüyoruz. Çünkü hemen irkiliyor ve nöbet geçirmeye başlıyor. Uzaktan bu şekilde seviyoruz. İyi geceler dileğimizi diliyoruz. Ve uykulara dalıyoruz. İyi geceler kuzum. İyi geceler annem. Maşallah benim oğluma. Evet, şu an saat 6. Hava yavaş yavaş aydınlanıyor. Ata hiç uyanmadı. 4 saat boyunca. Ben de bu süre zarfı içerisinde uyuyabildim. Aspirisini yaptım. Ata da uyandı bu arada. Şimdi mamasını vereceğim. Muhtemelen mamasını verdikten sonra biraz daha mayışır, uyumaya devam eder galiba. Bilmiyorum. Ata. Günaydın annem. Günaydın aşkım.
Evet, ata yavaş yavaş uyanıyor. Şimdi mamasını içecek. Değil mi kuzu? Hoş. Şimdi atanın önce bezi değişti. Sonra gittim ellerimi yıkadım. Ardından mamasını verdim. Hemen uyudu. Rahatladı yani. Uyumuşken hazır ben de uyuyacağım. Bir sonraki seferde de saat 10'da görüşmek üzere. Günaydın. Günaydın anneciğim. Ve şimdi ata ilaçlarını alacak. Mamasını alacak. Bütün bakımları şu anda yapıldı. Gece 10'daki gösterdiğim gibi. Bezi değiştirildi. Yani aynı işlemler tekrar yapılıyor. Evet, gördüğünüz gibi bizim gece rutinimiz bu şekildeydi. Yaklaşık bir 10 saat boyunca çekmeye çalıştım. Aralarda ata tekrar uyandı. Aspire ihtiyacı gerekti ama çok karanlık olacağı için çekmedim size. Olabildiğince anlatmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi hayatımız hiç kolay değil. Normal bir bebek bakımını düşünün. Sürekli bir bebeğe baktığınızı düşünün. Eskiden ata için saat başı uyanıyorduk. 2 saatte bir uyanıyorduk. Ama zaman geçtikçe tabii ki ata biraz daha toparlandı ve saatler biraz daha arttı. Tabii bizim için konforlu bir hale geldi. Ama buna da şükretmek gerekiyor. Bunun için de biz de buna şükrediyoruz. Eskiden daha sık kalkıyordum. Hiç uyuyamıyordum. En azından bakın şu an 3-4 saatte olsa kesintisiz bir şekilde uyuyabiliyorum. Buna şükrediyorum. Bu arada küçük bir ricam olacak sizden. Artık gördüğünüz gibi videolar yavaş yavaş gelmeye başladı. İçerikleri üretmeye başladık. Tabii ki çok fazla uzun sürmüyor. Kısa kısa sürüyor. İşte haftanın 2 günü daha çok uzun videolar gelecek. Ama elimden geldiği kadar her gün olmasa bile 2 güne bir bu videolar gelecek. Sizden isteğim lütfen videoları beğenin. Öne çıkması için, keşfete düşmesi için. Yorum yapmayı unutmayın. Ve kanalımıza da abone olun lütfen. Bir sonraki videolarda da yani neyi istiyorsanız hani hangi videoyu çekmemi istiyorsanız yorumlara bırakın. Zaten ben yorumları biliyorsunuz ki okuyorum. Hani tek tek cevap yazamasam bile mutlaka kalbinize atıyorum. İşte beğeniyorum. Soruları cevapsız bırakmıyorum. Dediğim gibi işte bu bakımla alakalı, annelerin bu süreçteki bakımıyla alakalı soracağınız bir şeyler de olursa eğer böyle bir video çekmemi de isterseniz bunu da çekebilirim. Bu şekildeydi. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı günler.